Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi dönüşümler konusunun klasik sorularını çözmeye başlıyorum arkadaşlarım. Bakalım nasıl sorular varmış bir görelim. Şöyle birinci sorumuzda başlıyoruz. Ha, ilk soru buradaymış. Tamam. Köşe koordinatları A, B, C ve D noktalar olan paralel kenarı veriliyor. Şimdi paralel kenar kuralımız vardı bizim dostlar. Noktanın analitiğinde öğrendiğimiz karşılıklı köşelerin ki A ile C karşılıklı, B ile de D karşılıklı apsisleri toplamı eşit, ordinatları toplamı eşitti. Yani ben D'nin koordinatlarını bulabiliyorum istersem. Peki devam edelim. Paralel kenarın orijin etrafında pozitif yönde 180 derece döndürülmesiyle bilmem ne paralel kenar elde ediliyor. Buna göre D su noktasının x eşittir 2 doğrusuna göre yansımasının görüntüsü nedir diye soruyor. Bize şimdi D ile ilgili bilgi verdiği için mecbur şu D'yi bir bulacağız dostlarım. Hemen bulalım. A ile C'nin apsisi toplamı 2 yapıyor. Eşittir. B ile D'nin apsisleri toplamına yani 8 artı M'e. Bu durumda M dediğimiz şey eksi 6 geldi arkadaşlarım. Y'leri toplayacağız. 1 ile 2'yi topladık. 3 eşittir. 6 ile N'in toplamına eşit olacak. N de bu durumda eksi 3 geldi dedik. Yani D noktasının koordinatları eksi 6'ya eksi 3'müş. Şimdi diyoruz ki bu paralel kenarı orijin etrafında bilmem kaç derece döndürüyoruz. Biz sadece D'yi sorduğu için D noktasını orijin etrafında 180 derece döndüreceğiz. Hatırlarsanız 180 derece döndürmek demek orijine göre simetrisini al demekle aynı şeydi. Ya da iki defa 90 derece döndürün demekti. Ya da direkt 180'i veren bir formül vardı zaten. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Ben orijin etrafında, orijine göre simetrisini alma yöntemini yapıp, orijine göre simetride ikisi de işaret değiştiriyordu dostlarım. D üssü noktasını 6'ya 3 olarak buldum. Sonra da diyor ki, D üssünün de diyor, x eşittir 2'ye göre simetriğini alın. Şimdi 6'ya 3 noktasının x eşittir 2 doğrusuna göre simetrisini alıyoruz dostlarım. Şöyleydi kural. X eşittir 2 dediği için y ile ilgili bir değişiklik yok. Y'yi aynen yazdım. X'e bakıyorum dostlarım. 6'ymış 2'ye düştü. 2'den de 4 azaldığı için 2'den de 4 azaltıyorum. Eksi 2'ye geldi. İşte cevap eksi 2'ye 3. Dostlar tabii ki bu anlatımların hepsini yani birinci videoda, ikinci videoda yaptığımız için buralarda hızlı hızlı geçiyorum. Birçok şeyi özüne inmeden sadece söyleyip geçiyorum dostlarım. İkinci soru. Analitik düzlemde noktaları veriliyor. AB'yi çap kabul eden çemberin x eksenine göre yansıması alındığında yeni çemberin merkezinin koordinatları toplamı ne olur diye soruyor. Şimdi dostlar elinizde bir çember var. Bu çemberin AB dediğim şey çapı. Tabii bizim işimiz merkezle. Merkezi soruyor bize. Merkezde çapın tam ortası olacaktı. Orta noktayı nasıl buluyorduk? Topla 2'ye böl. O halde merkezin koordinatlarını buldum hocam ben. Topluyorum. Eksi 6 ile 2'yi topladım. Eksi 4. 2'ye bölüyorum. Eksi 2. 8 ile 2'yi topladım. 10. 2'ye bölüyorum. 5. İşte şu durumdaki merkezin koordinatları bu. Şimdi bunun diyor x eksenine göre simetrisini alın. X eksenine göre simetrisini alınca merkezde ne oluyor bakalım hatırlayalım. X eksenine göre simetride tezatlık vardı hatırlarsanız eksenlere göre simetri alırken. Sadece y'nin işareti değişecek. X'te hiçbir değişiklik olmayacaktı dostlarım. Eksi 2'ye eksi 5 oldu. Bana da bu ikisinin koordinatlarının toplamını soruyor. Eksi 7'yi paketledim. Evet 3 ve 4. sorularımız. Noktasının y eksenine göre simetriği B. O halde hemen şu A noktasının y eksenine göre simetriğini alalım dostlarım ve B'yi bulalım. Y eksenine göre simetri, eksenlere göre simetride tezatlık var demiştik. Tezatının işaretini değiştireceksiniz. Yani y eksenine göre ise x'in işareti değişecek. O halde 1 oldu. Y'de bir değişiklik yok. B virgülü koyduk. Sonra da diyor ki x eksenine göre simetriği de c'dir. Bakın sakın ha b'nin x eksenine göre simetrisini almayın. Öyle dememiş.
Eğer sen B'nin x eksenine göre simetrisini alacaksan burada yazardı mutlaka. B'nin de x eksenine göre simetrisi C'dir derdi. Bunu demediği için yine A'nın eksi 1'e 2 noktasının yani x eksenine göre simetrisini alıyoruz. Bu da C. X eksenine göre simetride de Y'nin işareti değişecek dedim. Peki bize de B ile C arasındaki uzaklığı soruyor. Hemen bulalım iki nokta arası uzaklık formülü. X'ler farkının karesi. X'lerin farkı 2 yaptı, karesi 4. Y'ler farkı 4 yaptı, karesi 16. 20, 2 kök 5 diye de dışarıya çıktı dostlarım. Şuna bakalım. A noktası şu doğrunun üzerindedir diyor. Yani bu nokta bu doğruyu mutlaka sağlayacak o zaman üzerindeyse. Hemen x yerine 1 yazdığımda y ne çıktı? 3. Y'si demek ki 3'müş arkadaşlar. Yani A'yı 3 bulduk. Şimdi diyor ki 1'e 3 noktasının bilmem ne doğrusuna göre simetri olan nokta nedir? Peki x eşittir 5'e göre simetriğini soruyor. X eşittir 5 dediği zaman ne diyorduk dostlarım? X eşittir dediği için y'de bir değişiklik yok. Yani y'miz yine 3 olacak. O halde y'nin 3 olduğunu şurada gösterelim. Demek ki bu değil, bu değil, bu değil. Peki x'te ne oluyordu? 1'den 5'e kaç arttı? 4 arttı. 5'ten de sen 4 arttırıyorsun, 9. Cevap Ceyhan. Orijine göre simetriyi A üssü. Hemen A üssünün koordinatlarını buluyorum. Orijine göre simetride ikisi de işaret değiştiriyordu dostlarım. Eksi 4'e eksi 3 oluyordu. Bana da A ile A üssü arasındaki uzaklığı soruyor. İki nokta arası uzaklık yapıyorum. X'ler farkı 8, karesi 64. Y'ler farkı 6, karesi 36. Topladım 100, dışarıya çıktı 10. Şuna bakalım. Noktasının x eksenine göre simetriği B. O halde bir B'yi bulalım biz dostlarım. X eksenine göre simetride ne oluyordu? Y'nin işareti değişecekti. 5'e eksi 8. Sonra Y eksenine göre simetriği de C. Bak sakın ha B'nin Y eksenine göre simetriğini almıyorsun. Burada derdi mutlaka. B'nin de diye mutlaka belirtirdi. Demediğine göre yine A'nın Y eksenine göre simetriğini alıyorum. O da C'ymiş. Y eksenine göre simetride de x'in işareti değişecekti. Eksi 5'e 8. A'yı da zaten biliyoruz 5'e 8. Bize de demiş ki ABC üçgeninin alanı. Alanları nasıl çözüyorduk dostlarım? Ya determinant yardımıyla bir formülümüz vardı ya da ilk önce şeklini çizin demiştik. Şeklini çizin daha kolay çözebilirsiniz diye de söyledik arkadaşlarım. Hemen noktaları gösterelim. A 5'e 8. Şimdi 5 burası olsun. 8 burası olsun. Şurası bizim A noktamız. Şöyle gösterelim. B 5'e eksi 8. Hemen 5'e eksi 8'i de gösteriyorum. Şurası da B noktası. C de eksi 5'e 8'miş. Eksi 5 burada. 8 de şurada dostlarım. Bu da C noktası. Ve bakın üçgeni oluşturduğunuzda dostlar çok güzel bir dik üçgen çıkıyor karşıma. Alanı bulmak da çocuk oyuncağı dostlarım. O yüzden hiç böyle uzun uzun determinant meterminantla uğraşmaya gerek yok. Şimdi şurası 8, burası da 8 yani toplam 16. Burası 5, burası da 5 yani toplam 10. Dik üçgenin alanı dik kenarları çarp 2'ye böl 80'i bul arkadaşım. 10 çarpı 16 bölü 2'den çıktı cevap. Evet, 7 ve 8. sorularımız. Noktasının y eşittir x doğrusuna göre yansıması B noktası. Tamam, hadi B'yi bulalım. Y eşittir x'e göre simetride ne yapıyorduk? Yer değiştir demekti, değil mi? Y'nin yerine x, x'in yerine y yaz demekti. 3'e eksi 2 oldu. Diyor ki ve B noktasının diyor bak devamını gördünüz değil mi? Yani A'nın değil artık B'nin. Bu da neydi? Y eşittir eksi x. İkinci açıortay doğrusuydu. Bu birinci açıortay doğrusu, bu da ikinci açıortay doğrusuydu. İkinci açıortayda ne yapıyorduk dostlarım? Hem yer hem işaret değiştiriyorduk. O halde şimdi B'nin y eşittir eksi x'e göre simetrisi dediği zaman da hem yer değiştireceğim hem de işaret. Bak eksi 2'yi buraya aldım ama artı 2. 3'ü buraya aldım ama eksi 3 olarak. Bu da C noktasıymış. B ile C arasındaki uzaklığı soruyor bize. Hadi bulalım. Kök içinde x'leri çıkart, karesini al, 1 yapar.
Y'leri çıkarttım. 1 yaptı. Karesini aldım. 1. Kök 2 geldi. Sorumun cevabı dedim. Şuna bakalım. Doğrusu üzerinde apsisi ordinatına eşit olan noktanın, bak, apsisi ile ordinatı eşit olan bir nokta varmış dostlar. Ve bunun üstündeymiş bu nokta. Hemen yerine yazıp sağlatalım mı dostlarım? Ne olacak? X yerine X yazıyorum. Y yerine de X yazıyorum. Eşittir 1. Buradan eksi x eşittir 1, x eşittir eksi 1. Yani benim noktam eksi 1'e eksi 1 noktasıymış. Noktanın diyor orijine göre simetri. Orijine göre simetride ne oluyordu? İkisi de işaret değiştiriyordu. İşte budur arkadaşlarım. 1'e 1 noktasıdır. Paketleyin gelsin. Noktasının doğrusuna göre simetri olan noktanın koordinatları toplamı. Arkadaşlar, bir noktanın bir doğruya göre simetriğini alacaksınız. Burada olay şuydu. Önce doğrunun eğimine bakacaktık biz. Bu doğrunun eğimi 1. Demiştik ki doğrunun eğimi 1 veya eksi 1 ise pratik yöntemi yapalım demiştik. Pratik yöntemimiz neydi? X yerine, sadece x yerine 4 yazacaksınız. Yani x'in, noktanın x'ini yerine yazacaksınız. Y'yi bulacaksınız. Yazalım. 4 eksi y artı 3 eşittir 0'dan 7. Y eşittir 7 çıktı. Demek ki simetri alınan noktanın simetrisi y'si 7'ymiş. Sonra noktanın sadece y'sini yerine yazacaksınız. Y'si de 4. X eksi 4 artı 3'ten eksi 1 bu tarafa attım. X eşittir 1 geldi. O halde A'nın simetriği olan nokta 1'e 7'ymiş diyorum. Koordinatları toplamını soruyor. 8'i paketledim. Bak, pratik yöntemi unutmayın, tamam mı? Unuttuysanız da konu anlatımına bakın bunun, birinci videosuna mı? İkide mi anlattım? İkide anlattım büyük bir ihtimal ikinci videoda. Simetride. Orada bir daha pratik yönteme bakın. Şimdi şuna bakalım. Y eşittir bilmem ne doğrusu üzerindeki bir noktanın. Şimdi bunun üstünde bir nokta var arkadaşlar. O nokta nasıl bir şey olur? Apsisine biz A dediğimizde Y'si nasılmış? A'nın, bak, apsisin iki katının bir fazlasıymış. Böyle bir nokta olur. Bunun üstündeki bütün noktaların genel gösterimi budur. Diyor ki bu noktanın orijin etrafında pozitif yönde 90 derece dönüşümü. Şimdi bunu 90 derece pozitif yönde döndürürsek başına ne geliyordu? X ile Y yer değiştiriyordu. Yani Y, X'i buraya yazıyorum artık. A diye 2A artı 1'i de bu tarafa yazacağım. Ama Y bu tarafa gelirken işaret değiştiriyordu. Eksi 2A eksi 1 oluyor dostlarım. İşte nokta bu. Ve bu nokta için de şunu demiş. Eksi 5'e K noktasıdır demiş. Demek ki eksi 2A eksi 1 eksi 5'e eşit, A da K'ya eşit dostlarım. Hemen şuradan A'yı bulalım dostlar. Eksi 1'i bu tarafa atalım. Eksi 2A eşittir. Eksi 4 oldu. A eşittir 2 geldi. A 2 ise K da 2 çıktı. Evet, 11 numara. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen karesinin orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürmesiyle bu kare oluşuyor. İki karenin kesişiminin alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş. Şimdi orijin etrafında döndüreceğiz bunu arkadaşlarım. Ve şu noktaların yeni halini göstereceğiz biz kendimize. İsterseniz bunu şekli çizerek de gösterebilirsiniz. Hani orijin etrafında döndürmeyi burada nasıl oluyor hocam deyip de yapabilirsiniz. Ya da bütün noktaları tek tek orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürerek de bulabilirsiniz dostlarım. Mesela B noktasını 4'e 0 ya. Orijin etrafında döndürdüğümde B üssünü buluyorum. Neydi kural? Yer değiştir ama Y buraya gelirken işaret değiştirecek. 0 buraya gelirken işaret değiştirirse yine 0 olacak. 0'a 4 oldu o zaman. Peki A'nın da yeni halini yazalım. Eksi 4'e 0 ya dostlarım bu. Yer değiştiriyorum. A üssünü bulacağım. 0 buraya gelirken işaret değiştirdi. X bu tarafa gelirken hiçbir değişiklik yaşamadı. Peki şimdi burası 4'müş, burası da 4. Bak, karenin bir kenarı 8. O halde şu bilgilerimizin hepsini yazalım. Peki D'nin koordinatları ne oluyor? Bakın dostlarım, apsisi eksi 4, ordinatı 8 oldu. Hadi D'yi de döndürelim o halde. D şimdi eksi 4'e 8. Döndürdük 90 derece.
yer değiştirdiler ama Y buraya gelirken işaret değiştirdi. Eksi 4'e, şey eksi 8'e eksi 4 oldu. Hadi C'yi de bulalım. C'nin koordinatları bak apsisi 4, ordinatı 8. 4'e 8. Yer değiştirdim. 8 buraya gelirken eksi 8 oldu. X bu tarafa giderken bir değişiklik yok. Peki. Şimdi buna göre biz şu şeklimizi yani yeni kareyi döndürüldükten sonraki kareyi şuraya bir daha çizelim arkadaşlarım. Onu da şöyle biraz açık maviyle çizeyim. Şimdi yeni koordinatlarım 0'a 4'müş. Bakın B üssü burası olacak. 0'a 4 noktası şurada bir yerde olacak, değil mi? Bu B üssü. 0'a 4. Şurada 4 birim var. Şurada 4 birim var. A dediğim nokta yani A üssü dediğim 0'a eksi 4 olacakmış. A üssü şurada bir yerde. Şunu biraz aşağı indirelim. Eksi 4 noktası A üssü olacak. D üssü dediğimiz eksi 8'e eksi 4 olacakmış dostlarım. Eksi 8'e eksi 8 şuralarda bir yerde. Eksi 4 de buradaydı zaten. Eksi 8'e eksi 4. Bu da D üssü. Bak A üssü, B üssü. Hani C üssünü de şurada bir yerde gösterelim hemen. Şurası da C üssü. İşte bu. Bu da bizim yeni karemiz. Ve ikisinin kesiştiği bölge şurası değil mi dostlarım sadece? Bak bir kenarı 4, şurası da tabii ki 4, şurası da 4, şurası da 4 olan kare alanını soruyor. 16'yı yapıştırdım dostlarım. Evet, 12. sorudayız dostlarım. Şimdi burada da diyor ki K bir gerçel sayı olmak üzere noktalarının doğrusuna göre simetri olan noktaların geometrik yer denklemi nedir diye bir soru sormuş. Şimdi biz burada önce şu noktaların kapalı denklemini bir yazalım. Hatırlayın bunu biz doğrunun analitiğindeki klasik sorularda bundan bir sürü çözdük dostlarım. Şöyle yapıyorduk. Şimdi bu noktanın apsisi yani x dediğimiz şey k-2. Ordinatı yani y dediğim şey k artı 1. Birinden k'yı çekiyorduk. Mesela burada bakın x artı 2'dir k dediğim şey. Diğerinde de yerine yazıp denklemin buluyorduk dostlarım. Kapalı formunu yazıyorduk. Şimdi hemen k yerine x artı 2 yazalım. Artı bir de 1 var. Yani y eşittir x artı 3. Hatta y eksi x eksi 3 eşittir 0. Şimdi bu doğrunun bizden x eşittir 3 doğrusuna göre simetriğini bulun diyor dostlar. Yansımasını alın diyor. Burada ne yapıyorduk? Hatırlayın şöyle bir şarkımız vardı. İki katını al x çıkar. İki katını al y çıkar. Şimdi x eşittir 3 dediği için iki katını alıyorum 6. X çıkarıyorum ve bunu da ne yapıyorduk? Getirip buradaki x yerine yazdığımızda cevap geliyordu. Yani y eksi x yerine 6 eksi x yazıyorum. Bir de eksi 3 var. Eşittir 0. Düzenleyelim. Y eksi 6 artı x eksi 3. Y artı x eksi 9. Attım diğer tarafa eksi 9'u. Artı 9 olarak geldi. İşte y artı x artı 9 yani eşittir 9. Doğru cevap Edirne'den çıktı dostlarım. Evet şimdi bazen bu normalde burada başka bir soru varmış dostlar benim ilk yazdığımda ama o soru da hatalı bir soruydu. Çözerken hatalı olduğunu fark ettiğim için sildim yerine bu soruyu koyup devam ettirdim. Yani bazı arkadaşlarımızda eski basım olabilir. Ona dikkat edin arkadaşlarım. Bu kalem niye duraksadı? Devam. 13. soru. A noktası eksi 2'ye 0 yani şurası 2. B 8'e 0 yani şurası 8. Bakın diklikten diklik indi Öklit yapıyorum. H kare 2 çarpı 8'den H'ı 4 buldum. Yani C noktasının koordinatları 0'a eksi 4'müş dostlarım. C noktasının saat yönünde orijin etrafında bilmem ne derece döndürülmesiyle elde edilen nokta nedir diye soruyor dostlarım. Şimdi C noktasını istiyor sadece bizden. C 0'a eksi 4. Diyor ki saat yönünde yani negatif yönde istiyor arkadaşlarım. Saat yönü negatif yön. Şu yönde 270 derece döndürün diyor. Ben de diyorum ki negatif yönde 270 döndürene kadar pozitif yönde 90 derece döndüreyim yine aynı yere gelirim diyorum. O yüzden bu adamı
pozitif yönde 90 derece döndürerek işi bitiriyorum dostlarım. Peki pozitif yönde 90 döndürmenin olayı neydi? Bunları yer değiştiriyorduk. Eksi 4'ü buraya, 0'ı buraya. Yalnız Y bu tarafa gelirken işaret değiştiriyordu. 4'e 0 olacak dostlarım. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, şimdi devam geçelim 14. sorumuza. Koordinat düzleminde verilen düzgün altıgeninde A 0'a 6 kök3. Bak, 6 kök3 dediğin yer şurası, x'e uzaklık. 6 kök3'müş. Peki bu 6 kök3 benim düzgün altıgenimin kısa köşegeni. Kısa köşegen neydi? Şu 120, 30, 30'dan söylemiştik bunu. Bir kenarın kök3 katıydı. Yani 6'ymış bizim bir kenarımız dostlar. Peki. Bu altıgen C köşesi etrafında saat yönünde 60 derece. Bak, zaten şurası 60 derece değil mi? Düzgün altıgenin bir dış açısı 60. Döndürüldüğünde E noktasının yeni koordinatı aşağıdakilerden hangisi olur diye soru sormuş. Şimdi biz bunu gelin bir 60 derece döndürelim. Bakın, şu D noktası tam şu x ekseni üstüne gelir değil mi? D. Burası olur D. CD burası oldu yani. E dediğin yer şu kısım oldu. E. E burada. Ve düzgün altıgeni hani şöyle çizmeye çalıştığımda gerisini tamamlarsak şöyle işte C, ya da gerek var mı bilmiyorum ama neyse, çizelim anasını satayım. Şu 60 derece dönecek. Şöyle oldu. O noktası şuraya geldi. Düzgün altıgende şöyle bir hani çizmeye çalıştım sadece. Kabaca böyle bir şey oldu arkadaşlarım. Beni ilgilendiren E noktası tabii ki. Bunun yerini, koordinatlarını söylüyor, soruyor bize dostum. Şimdi bir kenara 6 bulmuştuk. Şurası da 6. E burası da 6. E'den aşağıya dikliğimi indirdim. Şurası dış açı 60, 30. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. Bakın, E'nin koordinatları apsisi 15 oldu dostlarım. Apsis 15. Ordinatı ise şurası 3 kök 3. 15'e 3 kök 3. Bursa şıkkı doğru cevaptır. Evet, 15 ve 16. Doğrusunun noktasına göre simetri olan doğrunun denklemi. Arkadaşlarım, bir önceki videomuzda örnek çözümlerini yaptığımız soru. İki katını al, x çıkar yapacaktık. Şimdi x'in iki katını aldım, eksi 4, x çıkarttım. Y'nin iki katını aldım, 2, x çıkarttım, eksi x. Ve bunları da getirip şuraya yerine yazıyorduk dostlar. X yerine eksi 4 eksi x, y yerine 2 çarpı 2 eksi x yazıyorum. Artı 4 eşittir, sıfırı yapıştırdım. Düzenleyelim, eksi 4 eksi x, artı 4 eksi şurası. Pardon, y yerine 2 eksi y değil mi? Şurası 2 eksi y, eksi x yazmışız. 4 eksi 2y geldi. Bir de artı 4'ümüz var eşittir 0. Şu 4'ler gitsin. Eksi x eksi 2y artı 4 eşittir 0. 2 eksi ile çarpalım hepsini. X artı 2y eksi 4 eşittir 0. X artı 2y eksi 4. Adana'da sorumuz mevcut, cevabımız mevcut arkadaşlar. Evet, 16 numaradayız. Birebir noktasının doğrusuna göre simetriği olan nokta. Bak, burada doğrunun noktaya göre, doğrunun noktaya göre simetrisini soruyor. Bunda iki katını al, x çıkar. Burada da noktanın doğruya göre simetrisini soruyor. Burada da dostum gıcık bir yöntemimiz vardı hatırlarsanız. Uzun süren bir işlem. Onu yapacağız şimdi burada ama eğer o soruda, yani o bu soru tarzında doğrunun denklemi ne bakıyorsun? Eğim 1 ya da eksi 1 ise pratik yöntemimiz vardı. Burada şimdi eğim 1 ya da eksi 1 olmadığı için pratik yöntem yemeyecek. Mecbur soruyu uzun yöntemle çözeceğim arkadaşım. Şimdi A 1'e 1 noktasının şu doğruya göre işte x artı 2y eksi 8 eşittir 0. Doğrusuna göre simetri. Yani bu uzaklık kadar bir uzaklıkta ben gidiyorum. Benden bu A üssünün koordinatlarını istiyor. Biz de demiştik ki şuradaki K'yı bulacaksın. K iki doğrunun, bakın, A üssü doğrusuyla şu doğrunun kesim noktası. O yüzden önce de bu doğrunun denklemini bulacağız demiştik. A üssünün denklemini. Denklemini yazabilmem için de eğimine ihtiyacım var. Şu doğrunun eğimi
Şu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2 kardeşlerim. Eğimi eksi 1 bölü 2. Peki dik olduğu için benim doğrumun eğimi ne olacak? Çarpımlarının eksi 1 olması için 2 olması gerekiyor. Hadi doğrunun denklemini yazalım. Y eşittir. Eğim çarpı x artı n'di. Birebir noktasını yazıyorum. 1 eşittir 2 artı n'den. Eksi 1 çıktı n. Yani doğrumun denklemi 2x eksi 1 oldu. Benim aradığım a üssü doğrusunun denklemi buymuş dostlarım. Şimdi k'yı bulmak için ikisini ortak çözüm yapacağım. Gelin şu denklemde y yerine 2x eksi 1 yazalım. Ortak çözüm yapalım. Şimdi x artı 2 çarpı y yerine 2x eksi 1 yazıyorum. Bir de eksi 8 var eşittir 0. X artı 4x eksi 2 eksi 8 eşittir 0. 5x eşittir 10. X eşittir 2 geldi. Peki x 2 ise bu y ne çıkıyormuş? 4 eksi 1'den 3. Y de 3. Yani k noktası 2'ye 3. Şimdi orta noktadan da a üssünü buluyorum. Bak 1'den 2'ye zıplamış, 2'den 1 artmış yani. 1'de ben arttırıyorum 3. 1'den 3'e 2 artmış, 2'de ben arttırıyorum 5. 3'e 5 oldu. Denizli çıktı. 16. sorumun cevabı. Evet, geçiyorum. 17. 4'e eksi 4 noktasının orijin etrafında negatif yönde şu kadar derece döndürülmesiyle elde edilen noktanın koordinatları nedir diye soruyor dostlarım. Gelin bunun resmini çizelim biz dostlar ilk önce. Şöyle koordinat düzleminde 4'e 4 şurası olsun, eksi 4 şurası olsun. Bizim noktamız A noktası bu. Şimdi orijin etrafında döndür dediği için orijinle de birleştirdim. Burası 4, 4, 4 kök 2 çıktı. İkizkenar dik üçgen olduğu için 45, 45, 45, 45'imi yazdım. Şimdi bunu döndürüyorum dostlarım. Ne tarafa doğru döndürüyorum? Negatif yönde. Yani saatin tersi yönde 225 derece döndüreceğim. Peki bir döndürdüm. Şuraya kadar getirdim dostum A üssünü. 45 dönmüş oldu değil mi? Hemen 225'ten 45'i çıkarttım. 0, 8, 180 derece daha döndüreceğim. 180 derece döndürmek demek şunu şuradan şuraya getireceğiz değil mi dostlarım? Bakın şuraya geldi o halde. Yeni nokta burası olduğu A 2 üssü diyeyim buna hatta. Döndürdüm bak burası çünkü 180 derece. Demek ki 225 demek buradan başladım şuraya kadar getirdim. Peki bunun boyu değişti mi? Hayır yine 4 kök 2'dir boyu. Ve x ekseni üstünde olduğu için y'si 0'dır. Apsisi eksi 4 kök 2'dir. Çünkü negatif tarafta. Eksi 4 kök 2'ye 0 sorumuzun doğru cevabı olacak. Ama burada yok. Nedir sıkıntı? Eksi 4 kök 2'ye 0. Evet. Şöyle bir daha bakalım. 4'e eksi 4 noktası diyor. 4'e eksi 4 burada. Tamam. Kesiştirdik. A noktası burası. Boyuna baktık. 4 kök 2. Doğru. Boyu 4 kök 2. Şimdi negatif yönde dediği için hani negatif yönde diyor ya. Çok pardon arkadaşlarım. Negatif yön saatle aynı yöndür ya. Pozitif yön saatin tersi yöndü. Biz orada sıkıntı yaşadık. Tekrar döndürelim. Şunu bir daha sileyim mi diyeceğim? Silelim ya. Güzel anlayın siz. Silelim kardeşim. Ya işte böyle acele edince böyle oluyor kardeşim. Zil çalacak diye bir an evvel çözeyim derse yetiştireyim diyorum ama. Bir daha baştan. Hadi şimdi. Şimdi 4'e eksi 4 noktamız A burada. Şuradan birleştirdim. Orijin etrafında döndüreceğim. Burası 45. Şimdi 225 döndüreceğiz. Yani bir 45 döndüreceğim. Buraya gelecek. Bir de 180 döndüreceğim. Şuraya gelecek dostum. Şurası olacak yani dönüp de geldiği yer burası. A üssü. Dostum boyu değişmeyeceği için yine 4 kök 2 olacak. A üssünün koordinatları bak y eksen üstünde olduğu için apsisi 0. Ordinatı da 4 kök 2.
Dostlar ya çıktı işte ne uğraştıysak. Neyse 17-18'e bakalım. Noktasının doğrusuna göre simetriyi B noktası olduğuna göre M kaçtır? Şimdi burada olay çok basit. Bir A noktasının doğruya göre simetriyi deyince bu uzaklık kadar biz gidip B'yi buluyorduk. Ve şu orta noktayla işimiz vardı dostlarım ki A ile B'nin ortasını bulmak kolay. Çünkü ikisini de görüyorum. Topluyorum 3 ile 1'i 4, 2'ye bölüyorum 2. Topluyorum eksi 6 ile 0'ı, eksi 6, 2'ye bölüyorum eksi 3. Bakın bu orta nokta aynı zamanda şu doğrunun da üstünde. Hemen x yerine 2 yazalım. Y yerine de eksi 3 yazalım. Zaten cevap geliyor. 2'yi içeriye dağıtıyorum. 2m eksi 2. Eksi 3 içeriye dağıtacağım. Bir de şurada eksi var. Artı yapalım. Artı 3'ü içeriye dağıtalım. Yani 3m artı 3. Bir de eksi 11 var. Eşittir 0. Buradan 5m artı 1 eksi 11 eşittir 0. 5m eksi 10. 5m eşittir 10 olur. M eşittir 2 geldi. Hemen 19'dayız. Noktasının doğrusuna göre simetriyi. Bakın burada pratik yöntemimiz vardı. Çünkü bu doğrunun eğimi 1. 1 veya eksi 1 ise pratik yöntemi yapıyorduk. X yerine noktanın apsisini 5'i yazıyoruz şimdi dostlarım. X yerine 5 yazıp y'yi bulacağım. 5 eksi y artı 7 eşittir 0'dan y eşittir 12 geldi. Bak noktanın y'si 12. Şu değil, şu değil, şu değil, şu değil. Cevap çıktı bile. Çıkmasaydı, iki şık kalsaydı bu sefer bir de noktanın y'sini yani 8'i getirip yerine yazacaktım. Y yerine 8 yazacaktım. X eksi 8 artı 7 eşittir 0'dan. Eksi 1'den x eşittir 1'i bulup 1'e 12'yi diyecektik. Şuna bakalım. Doğrusunun x eşittir 4'e göre simetriğini soruyor bize dostlarım. Burada da neydi? 2 katını al 4'ün 8 x çıkar. 2 katını alıp x çıkarıyordum. Getirip burada yerine yazıyorum. Yani 2 çarpı x yerine 8 eksi x yazıyorum. Artı 5y eksi 3 eşittir 0. Buradan 16 eksi 2x artı 5y eksi 3 eşittir 0. 5y eksi 2x artı 13 eşittir 0. 5y eksi 2x artı 13. 13'lü bir tane şıkkımız var zaten. Cevap bu. Eksilisini almış dostlar. Eksi ile çarpın. Eksi 5y artı 2x eksi 13 geliyor. Eşittir 0 diyebiliriz. Evet, 21'de son sorumuz. Hadi buna bakalım. Dik koordinat düzleminde 6'ya 0 noktasının hemen gösterelim. 6'ya 0 dediğimiz şu noktanın A noktası burasıymış. Orijin etrafında, orijin burada. Boyu 6 birim olan bir noktayı orijin etrafında döndüreceğiz şimdi. Ne yönde? Pozitif yönde. Yani saatin tersi yönde. 30 derece döndürdüm dostlarım. Boyu değişmedi tabii ki. Şurası 30 dereceymiş. 30'dan aşağı diklik indirdim. 90'ın karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kök 3. 30'un karşısı 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı da 3 kök 3 oldu. Elde edilen yeni nokta apsisi 3 kök 3, ordinatı da 3 oldu dostlarım. 3 kök 3'e 3 denizi noktası çıktı. Evet, zil çalmadan yetiştirdim kardeşler. Zile de bir dakika kalmış zaten. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.